Selamlar mübarek hocam. Sizden Aleykümselam. öğrendiklerim ile arkadaşlarım ile konuşuyorum. Yalnız onların anlamadığı ve size sormak istediğim çok önemli bir konu var hocam. Allah rızasını bilip de en çoğunu yapmamak olmuyor. Fakat konuştuğum insanlarda normal hayatımı da yaşarım, Allah rızasını da uyarım gibi bir mantık oluyor. Allah rızası için yaşamak ile halen yaşadıkları hayat arasında ne gibi değişiklik olacak? Bunu fark edemiyorlar veya anlayamıyorlar. Bu farkı nasıl anlatabilirim? Allah'ı sevmeden zaten mutlu hayat aklı başında bir insan yaşayamaz. Yani Allah'a tam teslim olmadan, Allah'ı tek sevgili haline getirmeden rahat yaşayamaz. Yani derin düşünüyorsa. Ama sati düşünüyorsa sarhoş gibidir. Yani o sevgisi zaten sevgiye benzemez. Yaşaması yaşantıya benzemiyor. Ölü gibi yaşıyor. Yani çok huzursuz yaşıyorlar. Ne yaptığını bilmiyor ki, kendinde değil. Yani ne konuştuğundan haber oluyor, ne yaşadığından haber oluyor. Sorduğumuzda da mutlu değilim diyor zaten. Güveneceği kimse de olmuyor. Tabii. Yani ay bizzat kendi ifadesi oluyor. Yani ben mutlu değilim diyor. Hiçbir şekilde mutlu değilim. Allah razı olsun. Hatta intihar düşüncesi kafasından geçiyor. Evet. Uyuşturucu kullanıyorlar. Her gün içki içiyor. Niye içiyorsun diyorsun? Ya unutmak için içiyorum diyor. Evet. Acımı hafifletmek için içiyorum diyor. Bu mutluluk mu? Allah'a tam teslim olan çok huzurludur, güzel yaşar. Tabii biz huzurlu, güzel yaşayalım diye Allah'a tam teslim olmayız. Allah'ı sevdiğimiz için, Allah rızası için Allah'a teslim oluruz. Yani hakikaten öyle olması gerektiği için, hakikaten sevdiğimiz için. Çünkü bütün güzellikleri yaratan olduğuna göre, bütün güzellikleri olan sevgimiz hepsi Allah'adır.